bizler Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeyiz. Gıda sektöründe hizmet veren Mustafa Bey'in yanındayız. Hemen değerli bilgilerini alacağım. Burada ne gibi hizmet ve faaliyetler veriyoruz onlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle Mustafa Bey'i bir tanıyalım isterim. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. Tüm misafirperverliğinizde daha da iyi olduk hatta. Sizleri öncelikle bir kısa tanıyalım mı? Tabii ki. Ben Mustafa, Adıyamanlıyım. Soy ismim Yeni. Yaklaşık 10 senedir bu sektörde hizmet vermeye devam ediyorum. Burada çok güzel bir dükkanınız var, çiğ köfte dükkanımız var. Gerçekten enerjisi de çok güzel. Girdiğimiz andan itibaren sizin de enerjiniz bize geçti. Hatta güzel enerjileriniz var. Öncelikle burada sunmuş olduğumuz hizmetlere bir bahsedelim isterim. Çiğ köftemizden biraz değinelim isterim. Hem menümüzün içeriğine önce bir girelim, sonra malzeme kalitemize girelim. Tabii ki. Burada çiğ köftemiz şimdi bize İstanbul'da üretimi oluyor bunun. Bize günlük geliyor terminalden arabalarla geliyor. Günlük gelebilmesi için. Taze. Taze geliyor tabii ki. Marullarımız her gün günlük yıkanıyor. Atıyorum sebzesi, yeşilliği, turşusu hepsi günlük oluyor. Tabii ki. Bu sektörde en önemli olan şeylerden biri hijyendir tabii ki, herkesin bildiği gibi. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz şu an burada. Peki Mustafa Bey, menümüzde çiğ köfteyi ne tür çeşitlerle sunuyoruz? Bir de bundan da bahsedelim isterim. Böyle hem sıkım olarak, gramaj olarak nasıl sunuyoruz? Sunumlarımız nasıl oluyor? Dürüm çeşitlerimiz nasıl oluyor? Size özel, hani sizin yaptığınız bir sunum var mı? Şimdi şöyle oluyor. Çiğ köfteyi biz fazla kurcalamadan sade şekilde vermeye çalışıyoruz. Sıkım menülerimiz var. Misal porsiyonlar oluyor. Onlar da genellikle tam porsiyon, yarım porsiyon, bir kişilik, iki kişilik, aile boyu oluyor. Dürüm çeşitlerimiz var. Marul, limon, nar ekşi, turşu şeklinde. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz yanında içeceklerle beraber. Peki bu güzel lezzeti. Bu arada değerli izleyicilerimiz, bizler az önce çiğ köftemizden denedik. Gerçekten çok lezzetli. Sağ olsun Mustafa Bey çok misafirperver davrandı. Hemen önümüze böyle bir çiğ köfte koydu. Yemeniz lazım, çok lezzetli dedi. O yüzden biz şu an hala tadı damağımda, gerçekten çok lezzetli. Evet, kesinlikle bizzat deneyimlemiş birisi olarak tavsiye ediyorum ben de. Peki saat kaçtan kaça kadar işletmemiz faaliyette? Sabah 11 civarı açık oluyoruz. Gece saat 2-2.30 kadar açığız tabii ki. Bu 3'e kadar da uzayabiliyor bazen restoranın yoğunluğuna göre. Bu şekilde. Haftanın 5 gün, 6 günü ya da 7 günü var mıyız, yoksa bir gün kapalı mıyız? Haftanın 7 günü de açık. Sürekli açık yani burası. Peki Mustafa Bey, sizinle olan röportajımı yavaş yavaş sonlandıracağım. Üzülerek ama merak ettiğimiz konular da var. Bir kısmını en azından soralım. Devamında izleyicilerimiz buraya gelip ziyaret edip de aslında deneyimlesinler de isterim. Biraz da sürpriz de olsun onlara. Paket servisimiz var mı? Bu güzel lezzetleri dışarıya da aynı zamanda paket servisimiz oluyor mu? Paket servisimiz oluyor, aynen. Her yeri oluyor Mustafa Kemal Paşa'nın her yerine. Her yerine aynen gidiyor, verebiliyoruz. Burası dışında başka şubemiz var mı? Ya da ileride, gelecekte açmayı düşünüyor muyuz yine? Başka bir şubede? Şu an için düşünmüyoruz. Bir tane ufak işletmemiz daha var postanenin karşısında. Orasının da konumunu belirtelim ki oraya da ziyarete gelebilsinler. Hemen postanenin karşısında Adıyamanlı Çiğ Köfteci Erkan Usta yine o da. İleride neden olmasın başka şubelerimiz. Peki Mustafa Bey, sosyal medya alanında var mıyız? Aktif olarak kullandığımız bir sosyal medya hesabımız varsa onu dile getirelim ki sizleri oradan da takip edip lezzetlerimizi oradan görebilsinler. Mevki lokasyon olarak neredeyiz? Daha kolay bulabilsinler sizleri. Bunları da belirtelim. Sonra röportajımı bitireceğim sizinle olan. Tabii ki Instagram'dan bizi takip edebilirler müşterilerimiz. Erkan Usta, Adıyamanlı Erkan Usta Kemal Paşa diye geçiyor. Hamza Bey Mahallesi, Viraja Caddesi'nde bulunuyor. İtfaiye Parkı'nın tam karşısındayız. Bu kadar. Son olarak çok özür dilerim. Bunu da söylemek, sormak durumundayım. Müşteri kapasitemiz nedir işletmemizde? 20-25 daha fazla olabiliyor. Tabii ki en az 22 kişilik oluyor yani. Teşekkür ederim. Son olarak şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimizle röportajımı sonlandırmadan önce neler söylemek istersiniz? Herkese iyi günler diliyorum. Mutlaka bekliyorum hepinizi restorantımıza. Çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Nice şubeleriniz olur dilerim ki. Cana yakınlığınız, samimiyetiniz, burada aile sıcaklığınız var. Bizler de çok keyif aldık röportajdan ve sohbetimizden, dostluğumuzdan. Evet efendim, sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye, sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Takipte kalın efendim.